Sevgili izleyenler, SpaceX'in ürettiği Crew Dragon adlı uzay mekiğiyle uluslararası uzay üssüne ulaşan iki Amerikalı astronot uzun bir yolculuğun ardından dünyaya döndü. Amerika'nın 9 yıl sonra topraklarından uzaya gönderdiği ilk astronotlar onlardı. Dönüşleriyle de bir ilke imza attılar. 45 yıl sonra ilk kez Amerika açıklarında suya indirilen astronotlar oldular. SpaceX'in geliştirdiği Crew Dragon kapsülüyle uluslararası uzay üstüne gönderilen astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken 2 aylık görevlerini tamamladı. İki astronot, yanlarına uluslararası uzay üstünde 9 yıldır bekleyen Amerikan bayrağını alarak Endeavour kapsülüne binerek dünyaya döndü. NASA ve ticari ortağı SpaceX, iniş yeri olarak Isias kasırgasından uzak bir noktayı, Meksika körfezini seçti. İlk paraşüt sistemi 5500, ikincisi ise 1800 metre yükseklikte açıldı. Böylece iki astronot, Meksika körfezi sularına indi. Bu, Amerika için 45 yıl sonra bir ilkti. İnişten bir saat sonra helikopterle alınarak kıyıya çıkarılan astronotlar sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da gazetecilerin karşısına çıkarıldı. Bu son yıllar, Bob ile birlikte bu program için çalışmaya başladığımız 5 yıl gerçek bir yolculuktu. Burada olmak, Dragon'un ilk insanlı uçuşunda olmak inanılmaz bir şey. SpaceX'in kurucusu Elon Musk da başarıyla tamamlanan yolculuk nedeniyle yaşadığı hisleri, "Çok dindar biri değilim ama bunun için dua ettim" sözleriyle anlattı. "Bunlar zor zamanlar. Fazla iyi haber almıyoruz ama bu dünyanın neresinde olursanız olun iyi bir haber. Umarım sizlerin de gününü aydınlatır." Astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na Mayıs sonunda gönderilmiş ve yine SpaceX şirketinin yaptığı Falcon 9 roketiyle çıktıkları yolculuk, Amerikan uzay araştırmalarında da yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Zira Amerika, 2011'den bu yana kendi topraklarından uzaya astronotlarını gönderemiyordu. Şimdi NASA ile SpaceX ortaklığında yapılan bu seyahati konuşacağız. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ersin Göç konuğumuz. Sayın Göç, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi hemen soralım. Malum bu yolculuk önemli bir yolculuk. Haberimizde de belirttik. Bazı ilklere sahne oldu diye. 9 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi topraklarından uzaya gönderdiği ilk astronotlardı. Amerika neden bu kadar bir süre ara verdi ve bu yolculuğun önemini sizden dinleyelim. Evet, 1960'ların sonunda Ay'a insanı götüren uzay aracı dünyaya aynı az önce sizin görüntülerde verdiğiniz gibi dönüyordu. 1975 yılından beri NASA bu çalışmaları bıraktı. Yeni yollar aradı. Mekik dediğimiz uzay aracını kullandı. Onunla çok büyük çalışmalar gerçekleştirdi. Çok önemli başarılara imza attı. Ama ard arda gelen kazalar nedeniyle, bir de eskiyen teknolojisi nedeniyle ara vermişti. Dünya bunu yapabiliyordu ama son 10 yılda NASA gördü ki Amerika Birleşik Devletleri bu kabiliyeti tekrar edinmesi lazım. Hem fırlatması lazım, insanını da güvenli bir şekilde dünya yörüngesine çıkarıp tekrar güvenli bir şekilde yeryüzüne indirebilmesi lazım. Bazı konularda işbirliği yapabilirsiniz ama bu kadar kritik konuda başkalarının kaynaklarını kullanmak belki biraz riskli olabilir, oluyor da. Önümüzdeki onlarca yılda bunun önemi daha da artarak anlaşılacak. Şimdi, insanını evet, yörüngeye kendi imkanlarıyla çıkarıp tekrar sağ salim geriye getirmek. Şimdi hocam şunu da soracağım. NASA ile SpaceX ortaklığında yapılan bir şey bu. Peki SpaceX'in bu denklemdeki yerine Amerika Birleşik Devletleri Rusya ile birlikte normalde uzay yolculuklarını gerçekleştiriyordu. Kazakistan'a iniyordu astronotlar. SpaceX denklemi değiştiren bir aktör mü yoksa fazla abartılmamalı mı? Ne dersiniz bu konuyla ilgili, SpaceX ile ilgili?
SpaceX bambaşka. Yani denklem değiştiren demekle yetinmemek lazım. Yepyeni bir hikaye yazıyor demek lazım. Çünkü dünyada ilk kez bir özel şirket, yani devlet desteği var tabii ki, devlete iş yapıyor. Ama NASA'nın bugüne kadar yaptığı bütün uzay uçuşlarında devlet parası kullanıldı. Şimdi bir özel sektör firması devlete bunu hizmet olarak sunuyor. Bu işte 1900'lü yılların başında havacılık sektörünün gelişimine benziyor. 1900'lü yılların başında işte Wright kardeşler uçmayı insanlığa öğrettikten sonra bakın nasıl hava yolu şirketleri gelişti. Bugün tabii korona nedeniyle fazla uçamıyoruz ama artık vızır vızır her yere uçarak gidiyoruz. Bundan 100 yıl sonra SpaceX adında birisi tıpkı Wright kardeşler gibi bize uzaya çıkmanın yollarını gösteriyor. Artık devlet olmanıza gerek yok. Bir şirket olarak da gidebilirsiniz diyor. Ve yani, bundan sonraki 100 yılı heyecanla bekletiyor bize. Yani aslında şöyle diyebiliriz, bir devrimin ilk ayak sesleri mi bunlar? Kesinlikle. Bunu insanlar yapabiliyor zaten. Ama özel bir şirket olarak buna ısrarla, az önce kendisinden de dinlediniz, bazen kötü haberler de alıyor, kaza da oluyor, bazen infilak ediyor. Bugüne kadar insan kaybetmedi ama belki insan da kaybedecek bu uçuşlarda, yaşanabilecek kazalarda. Ama bunlardan hiçbir şekilde yılmıyor, denemeye devam ediyor ve başarıyı kendisine hedef koymuş. Şimdi hocam bir şey daha merak ediyoruz. Astronotlar 45 yıldan bu yana ilk kez denize iniş yaptı. Bu normalde tercih edilmeyen bir iniş yöntemi miydi? Riskleri mi vardı? Niye bu şekildeydi? 45 yıl sonra neden böyle bir ilk gerçekleşti? Az önce dediğim gibi Apollo astronotları, yani Ay'a giden, Ay çevresinde turlayan astronotlar bu şekilde iniyordu. Sonra NASA 70'li yıllarda ve özellikle 80'li 90'lı yıllarda mekik teknolojisini geliştirdi. Mekikle daha kontrollü çıkıp daha kontrollü giriş yapabilirler diye. Ama onda da riskler var. Yani riskten bağımsız bir dünyaya dönüş ve dünyadan çıkış mümkün değil. Burada paraşütlerden o gösterdiğiniz görüntülerde 5,5 kilometredeki açılır, 1900 metredeki açılmazsa bu büyük sorun yaratır. İşte orada çalışması gereken her şey planlandığı şekilde çalışması lazım. Bazı B planları vardır ama kazalar da olabilir. NASA Mekik'ten umduğu gelişimi ya da Mekik'te kazaları minimize etmeyi başaramadığı için şimdi eski bildiği teknolojiye geri dönüyor. Yani bu bir büyük bir ara verme değil, bildiği teknolojiyi daha da geliştirmeye çalışacak. Tabii paraşüt teknolojisi 40 sene önceki gibi değil, birçok teknolojiler gelişti. Artık riskler çok daha az. Peki son olarak Mars misyonundan söz edelim. SpaceX'in Mars'a insanlı uçuş planları var. NASA geçtiğimiz hafta bir uzay aracı gönderdi. Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de Mars'a gözünü diktiğini söyleyebiliriz artık. Mars'a bu yönelimin nedeni ne ve neden şimdi? Mars bir hedef. Mars bize teknolojiden temel bilime, insan yaşantısına ve dünyadaki geleceğimize yönelik birçok araç verecek. Bu tabii bir cümleyle açıklamak biraz zor olabilir ama biz artık dünyaya sığmıyoruz. Dünyayı artık biraz gereğinden fazla, yani sahip olduğu kaynaklardan fazla kullanıyoruz. Biraz verimli olmamız lazım. Biz kendimiz bu verimliliği öğrenemiyoruz. Mars bize öğretecek, çünkü Mars'a gitmek için bir uzay aracının enerjisini verimli kullanması lazım. İçindeki astronotları beslemesi lazım, su ihtiyaçlarını gidermesi lazım. Biz aslında biliyoruz ama yapmıyoruz verimliliği. Çünkü ucuz yollar her zaman en verimli yollar değil. Ama Mars için geliştirilen teknolojiler bizi dünyada doyuran, enerjimizi sağlayan demeyelim de verimli kullanmamıza yardımcı olan teknolojiler olacak. Ve bilim olarak da Mars'ta biz geçmişimizi bulacağız. Yani yaşamın izlerini
dünyada artık bulmak mümkün değil. Çünkü dünya çok değişken. Atmosferi var, iklimi var, tropik yaşamı var. Ama Mars öyle değil. Mars 4 milyar yıl, 3 milyar yıl önceki halinde az çok duruyor. Sadece yüzeyinde işte gösterdiğiniz güzel resimlerde görüyoruz. Toz fırtınaları oluyor. Ama atmosferi olmadığı için yüzeydeki yapılar öyle çabuk değişmiyorlar. Önümüzdeki 100 yıl hem bilim hem teknoloji için Mars dönemi olacak. Tıpkı Ay'a insan yollayan Amerika'nın 70'li yıllardan sonra 80 ve 90'lı yıllarda teknoloji hakimiyetini kurması gibi Mars'a ulaşan uluslar da sahip olacakları bilimle, teknolojiyle ekonomiye yön verecekler. İşte bu büyük yarış bunun parçası. Evet, önümüzdeki 100 yıl. Büyük hakimiyeti elinde tutmak istemez. Evet, önümüzdeki 100 yıl çok önemli yıllar bizi bekliyor diyebiliriz o zaman. Hocam çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için bültenimize ve bize bu bilgilerinizi aktardığınız için. Sevgili izleyenler, Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ersin Göğüş konuğumuzdu. SpaceX'e NASA'nın ortaklığında yapılan seyahati konuştuk. Şimdi haberlerimizle devam edelim.